Ramazan geldi gidiyor. Bizi mahcup ediyor. 12 ayın sultanı. Hemen geldi gidiyor. Gel bakayım buraya. Buyur abi. Aferin davulcu. Devam et. Nerelisin bakayım sen? Malkara. Olsun. Memleketin her tarafı bir. Malkara, Siirt'i fark etmez. Çal, devam. Arkadaşa biraz para vereyim birinci. Para mı Cenab-ı evet. abi? Ve 5 kağıt. Uzun yoldan gelmiş. Oo, çok para be Cenab-ı abi. Biz niye veriyoruz? 13 tutanlar versin. Öyle değil İbrikçi. Vereceksin baş. Keyifliyiz bu gece. Radyodaki işimize yeniden kavuştuk. Binlerce hayranımız, genç kızlar, güzel kadınlar, radyoların başında şairlerini bekliyorlar yani. Ha? Ayla kalkın kızım, eve hırsız girdi. Aman ya Rabbi. Hayrola efendim, ne oldu? Niye kalktınız gece yarısı? Hırsız var dışarıda, hırsız. Hırsız mı anneciğim? Telaşlanmayın efendim. Rüya gördü yine herhalde. Ne rüyası efendim? Gördüm diyor kadın, baksanıza. Tangur tangur dolaşıyor kör olası. Fare de olabilir efendim. Neyse, ben tabancamı alayım da yine yanıma. Dikkat edin efendim. Onun da tabancası olabilir. Şşş, yavaş konuşun efendim. Duyacak şimdi bizi. Aferin evladım. Patlat tabancanı, vur o sesleri. Yavaş anne. Yapma şunu İbrikçi. Kimseyi uyandırmadan çıkalım. Böyle de hiçbir şey göremiyoruz ama abi. Olsun, idare eder. Sabriciğim, hırsız sendromuna kapılmış son günlerde. Yakalanmayalım. Katlama asansör bak. Katlama yürüyeceğiz yine. Yine bozuk ha. Bu Allah kahretsin ya. Sürünüyoruz Mortaller apartmanında. Yazık bize. Radyodaki işimize de döndüğümüze göre bulalım kendimize güzel bir ev. Çıkalım buradan canım. Olur Cenab-ı abi, bulalım. Evet, maalesef hırsız bu. Otomatiği de yakmış. Cesarete bak. Gözü kara demek ki. Aman efendim, ateşe atmayın siz de kendinizi. Cafer Bey'i falan uyandırsanız. Horul horul uyuyordur eşek. Onu uyandırana kadar kim bilir kaç tarihi birden soyar bu hırsız. Bakın, duyuyor musunuz ayak sesleri? Ay evet, çok korkuyorum. Dikkat edin siz de. Korkacak bir şey yok efendim. Girin içeriye siz. Şimdi iki kurşun sıktım mı ayaklarına? Söndü. Keşke yakmasaydınız efendim. Anlayacak şimdi takip edildiğini hırsız. Ayla haber verdiniz mi Zaptiye'ye kızım? Sus! Ne yapıyorsunuz efendim? Girin içeriye. Girin, girin. Yoruldun mu Cenab-ı abi? Yoruldum İbrikçi. Bu ne ya? Çık çık, bitmiyor. Çekilmez bu saatte. Geldik geldik, az kaldı. Şurayı da çıktık mı tamam. Yakarım. Ne oldu abi? Ne oluyor ya? Yak şu ışığı birinci. Eyvah eyvah. Düğmeyi bulamıyorum abi. Cenab-ı Bey siz miydiniz? Ben ne yaptım? Vuruldum ben İbrikçi. Kanınızı göremiyorum Cenab-ı abi. Vallahi hırsız sandım efendim. Çok affedersiniz. Bir şeyiniz yok inşallah. Ne yapıyorsun Sabri'cim Allah aşkına? Çek şu silahı ya. Çektim. Koy. Özür dilerim efendim. Şaşkınlıktan vallahi. Ne oldu birader? Vuruldun mu? Kim vurdu seni? Ev sahibim. Arkadan ve alçakça. Yavaş İbrikçi. Her tarafım sızlıyor. Ne yaptın komşu? Kaza Yavuz Bey, kaza. Kaza maalesef efendim. Apartmana hırsız girdi dediler. Hırsız mı? Sen de hırsıza bozdun ha? Ne yaptın kız hoca? Vurdun mu adamı kıskançlıktan yoksa kız? Üstüme iyilik sağlık. Laf çıkarma ablacığım hop. Ne kıskançlığı? Yanlışlık olmuş.
Tabanca sesini duydum. Atladım geldim canım abicim. Gel birader, iyi ettin. Ölen kalan yaralanan kimse yok değil mi inşallah? Yok birader. Haf atlatmış çok şükür. Bir yerim kanamıyordu yemeği bekçi. Yok abi yok. Allah canını almasın kız. Ödüm koptu vallahi. Got got got. Ne oldu yine? Neden uylandın sen? Uylamaz mı ablacığım? Burnun ucunda silah patladı. Prens, sakin ol yavru, yok bir şey. Hay Allah, küçük beyi de uyandırdık. Uyandırdın komşu. Huzurunu kaçırdın vatandaşın gece yarısı. Yakışmaz. Abi. Hasta mısın? Ne oluyor yine Cemil? Birini vurdular Sevim. Birini mi vurdular? Gitti Sevim. Duymadın mı tabancı sesini? Top gibi patladı. Ben bir şey duymadım vallahi. Bana bak. Rüya mı gördün yoksa? Ne rüyası Sevim? Bütün apartman inledi. Duymuyor musun sesleri? Herkes orada. Ay ben bakamam şimdi. Damağını kaldır birader. Bembeyaz olmuş rengin korkudan. Oldu vallahi. Yani sahibiciğim az kalsın öldürüyordu. İsteyerek yapar mıyım efendim hiç öyle şey? Bak çekeceğim kulağına. Vah vah kız. Şekerli su iç en iyisi sen. Nedir bu hırsız algısı komşu? Kafayı mı yedin? Yemiş canım abicim, uçmuş. Prens, neredesin yavrum? Burada babası, burada. Amcasının kucağında. Ablacığım sahip ol yavruya. Gel kız sen de şuraya. Herkesin canı sıkkın zaten. Buyurun. Nerede hırsız? Anam ben bakamam, ölmüş mü? Ölen kalan yok koçum. Sabri Bey hayal görmüş. Hayal mi? Biraz öyle efendim. Cenap Bey'i vuruyordum az önce. Hırsız sandım. Sizi mi? Evet efendim, topumdan. Bakın elim ayağım nasıl titriyor yani. Vay canım vay. Geçmiş olsun komşu, görünmez kaza işte. Yakaladık. Sevim koş, katiller burada Sevim. Tamam. Heh, bir bu eksikti. Hop, ne yapıyorsun sayın abim? Aile var. Vatandaş panik halinde zaten. Daha fazla panik yaratma kız sen de gece vakti. Çekmiş kapıyı bu da. Beğendiniz mi yaptığınızı efendim? Yazık değil mi insanlara? Bakın hallerine. Oldu bir kere efendim. Siz de gelmeyin üstüme ha. Hayrola ya? Ne oldu böyle sabaha karşı tabancalar falan? Kaza efendim, kaza. Hepinizden özür diliyorum. Ya kaza. Anlamadan, dinlemeden tabancayı kapıp... Evet. Şükrücüğüm, hoş geldin canım içi. Yani az kalsın ölüyor. Geçmiş olsun. Komşu bak, bir daha söylüyorum. Son ver bu hırsız kovalama oyununa. Vatandaşın kafasını bozma, fena olur. Ben de bayılmıyorum efendim. Hırsızlar cirit atıyormuş ortalıkta, ne yapayım? Kapıcımız müracaatta oturmuyor ki. Oynat bir elini konulu komşu. Yak şunu koçum. Buyurun. Biz uyumayacak mıyız efendim? 12'ye kadar nöbetimizi tutuyoruz işte. Yazık yazık. Nedir bu apartmanın senden çektiği bir adam? Her gün bir icat çıkarıyorsun. Hayda, bu da geldi. Geldim evet. Gelmeyecek miyim? Sen bizim her şeyimizi eleştiriyordun. Biz de konuşacağız açık açık. Hadi bakalım. Aman ne olur. Özüm haklısın da sakin ol. Sinirler gergin. Olmaz ama efendim. Eline tabancayı alıp bu saatte dandun hırsız kovalamak. Güzel konuştun hoca. Şimdi ben aynısını söyleyecektim. Sen kim oluyorsun da? Uzat mı sayın abim? Uzatırım. Benim adım Cemil. Kavganın sırası değil şimdi Cemil Bey. Hep bu adamın yüzünden oluyor efendim. Kaza oldu dedik. Herkesten özür diledik. Geldi buraya nifak saçıyor. Hadi oradan kerete. Sen saçarsın nifağı. Yaptın bir dangalaklık. Edebinle önüne bak sus bari. Soranlar sana o tabancanın hesabını. Yeter artık. Vallahi şimdi çekip seni de vururum. Kaçın. Tabanca çekti kız. Patlar matlar Allah korusun. Patlatır. Gözü dönmüş bunun. Geri çekilin. Sok o tabancayı cebine komşu. Gel canım abicim. Sen şöyle arkama geç. Sabri Bey. Şimdi elinizden bir kaza çıkacak. Oyuncak değil o. Ne yapıyorsun Sabriciğim? Aa. Hiç yakıştıramadım sana şunu. Bırak aa. Sen apartman canavarı mısın? Komşu uzattın ama. Şakayken kaka olacak canım ha. Çıldırdınız mı efendim? Katil mi olacaksınız? Çıldırdım efendim. Evet. Bu adam beni çıldırttı. Hadi vurun lan. Vur çıkışa. Vurun lan. Davut. Davut. Nerede bu adam? Gittik gelemedi. Bir şey olmasın. Ne olacak abla? Allah göstermesin. Gelir şimdi. Babama hiçbir şey olmaz anne. Bir çek arıyorsunuz ha. Ah geliyor çok şükür. Ne olmuş merak ettik. Ne olacak Ulviye? Bu aşağıdaki salak hırsız sanmış ateş etmiş Cenap Beylere. Ah my god. Ateş mi? Tabancayla mı? Salak baba salak. Patlatsaydın ensesini. Dur Halis, enişten bir şey anlatıyor. Patlatacaktım valla. Ah kan falan yok inşallah. Yok bereket. Şunların yüzünden yemeğim de buz gibi oldu. Ah otur canım otur şöyle. Şimdi Ayşe ısıtıyor sana. Ne tatlı canım diyor kocasını duyuyor musun Ayşe yenge? Ben de evlenince karım bana öyle otur canım diyecek işte ne var?
Tövbe yarabbi. Al. Sapık sapık konuşma mübarek gün. Dumkov. Günaha sokma insanı. Anne baksana şu kocana. Hemen ne diyor? Günaha sokacak sapık bir şey söylemedi çocuk Davut. Güzel güzel konuşuyor Ayşe yengesiyle. Tabii karısı da olacak. Ona canım da diyecek. Tabii ne var bunda? Yumuşak yumuşak. Öpüşe koklaşa. Ne oldu Nazif? Sen de mi kalktın kızım? Kalktım baba. Ortalık inliyor. Hiç canım. Bir şey de olsa. Manasız kavga. Manasız kavga? Hı? Yine ben mi kabahatli oldum? Estağfurullah babacığım ama siz de hiç rahat durmuyorsunuz yani. Tamam tamam. Anlaşıldı. Gene biz işiteceğiz azarı. Bak şimdi. Aa, ne azarı baba aşk olsun. O sen üzülüyorsun diye. Baksana şunun suratındaki ifadeye kızım. Taksiciliğe başladığından beri tam Külhan Bey oldu. Kim kimin babası belli değil. Saygısız. Babacığım vallahi çok üzülüyorum. Şu üşütük adam için değer mi bunlara? Siz getirdiniz o üşütük adamı apartmanın başına ulan. Biz mi? Siz ya. Ne çabuk unuttunuz babamıza oy vermeyin diye kapı kapı dolaşıp kampanya açtığınızı? Biz sadece babamıza oy vermeyin dedik. Sabri Bey'i seçin demedik. Hadi hadi anladım uzatmayın. Yatın uyuyun birkaç saat daha. Sabah erkenden kalkacaksınız. Sen babacığım sen yatmayacak mısın? Beni bırakın oturacağım biraz. Uyku mu kaldı bu kadar tatsızlıktan sonra? Sigara falan içme ama. Hadi oğlan işine bak. Zehir rafıya kesildin sen de başımıza. Bu böyle olmayacak anlaşıldı. Fazlayım ben bu evde. Götürün yatırın Darül Acize'ye falan da siz de başınızı dinleyin bari. Her tarafım tutuldu İpikçi. Felç oldum adeta. Korkudan o biraz da Cenab abi. Az gerginlik yaşamadık tabii. Ne diyorsun sen ya? Tazminat davası açacağım o haddini bilmez cani ruhlu Sabri'ye. Dur kapatma bakayım nerede yarası? Yara filan yok Cemil Bey. Hemen yatacağız uzatmayalım. Hadi. İnsan bazen vurulur farkına varmaz. Bakayım topuktan vurdular. Bırak Allah Allah Celil'cim yapma. Zaten çok fena halde asam bozuk. Yara falan göstermem sana canım için. Hadi doğru evine hadi. Hadi Cemil Bey hadi eve. Bırak beni çekme öyle. Benim adım Cemil. Soğuk bir bira açın da içelim bari. Bu kadar heyecan yaşadık. Biramız yok maalesef Celil'cim. Hadi güle 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 güle. Kimi evinden kovuyorsun sen? Kovmak değil Cemil Bey. Geç oldu. Uyuyacağız. Hadi. Cemil, burada mısın sen? Buradayım Sevim. Bak Sevim Hanım da seni arıyor. Sizi Allah gönderdi hanımefendi. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Az kalsın ölüyor. Geçmiş olsun. Senin burada ne işin var? Az kalsın ölüyordu Sevim. Yarasına bakmaya geldim. Sen ne anlarsın yaradan falan? Doktor musun? Yürü eve. Anlarım Sevim. Böyle vakalarda başında beklemek lazım yaralının. Kan kaybından gitmese bile geçirdiği şoktan gidebilir. Yürü hadi yürü çok konuşma. Herkesin derdi kendine yeter. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Yürü. Oh be Cenab abi neyse. Oh canım hiç oh. Ben bu şoku atlatamadım hakikaten. Topuğum da fena halde sızlıyor. Yoksa ben vuruldum. Saçmalama abi ne vurulması? Ya ölüp gideceğim kimsenin haberi olmayacak. Görüyor musun şu başıma geleni? Tam da radyodaki işime geri dönmek üzereyken. Kızımla damadım bıraktılar beni. Hırsız kovalamaya gittiler. Sen olacaktın ki şimdi. Basacaktın tokat onlara. Geldiler. Kız neredesin sen? Akşama baban gelsin kıldırmazsan bacaklarını. Sizi de yalnız bıraktık ama anneciğim kusura bakmayın. Bir bilseniz başımıza gelenleri. Sus sus yalan söyleme. Al şu kızını da. Sen de gel buraya bakayım gece yüksüz. Kaçırdın mı hırsızı? Üstüme gelmeyin efendim şimdi . Zaten apartmanda rezil olduk. Kimsenin yüzüne bakacak halimiz kalmadı sayenizde. Nazancığım. Uyuyor muydun? Uyuyordum ne güzel Şükrücüğüm. Niye uyandırdın? Özür dilerim canım. Ben uyandın sandım. Duymadın mı patırtıyı? Hiçbir şey duymadım vallahi. Günlerdir Barış'a dadılık yapmaktan ölüyormuşum ki ne oldu? Oo, neler oldu neler. Ali de duymamış iyi. Tabancalar patladı. Tabanca mı? Ya. Aa. Sabri Bey bizim canımın içeceğine bu hırsız sanmış. Çekmiş tetiği merdivenlerde. Rezalet daha neler artık.
Tam rezalet valla. Daha sonra Muvaffak Hoca da geldi, bir kavga. Şükrücüğüm, ay taşınalım bu apartmandan. Vallahi bıktım ben. Böyle rezalet ilk defa mı oluyor Nazancığım? Alıştık artık, iki günde bir. Taşınacağımız apartman bundan daha mı huzurlu olacak? Ben onu demiyorum Şükrücüğüm. Çocuk bakıcılığından. Bilgi işini bırakmak istemiyor. Aydın desen radyodan falan fırsat buldukça oğluyla ilgilenebiliyor. Yeter ama. Kendime ayıracağım iki dakikam kalmadı. Söyledim. Yarından itibaren baksınlar başlarının çaresine. Duydun mu Şükrücüğüm? Şükrücüğüm. Çaktım ağzına çat çat iki tane kardeşim. Sok o tabancayı cebine ha, o kadar. Ay Seda, tabancalar patlıyor. Sen koşturup gidiyorsun. Çok korktuk hayatım. Ya bir kaza kurşunu gelse Allah göstermesin? Evet baba, meraktan öldük burada. Aşk olsun. Senin babana ne olur kızım? Biz halde çok görüyoruz öyle sabahtan akşama kadar tabancalar, bıçaklar. Ne yaparlar adamı? Tak tak bitti. Atma baba, atma hadi. Baban atmaz kızım. Yapamayacağı şeyi yaptın demez. Hakikatleri konuşuyoruz biz burada. Ben de inandım. Bak gelirsem oraya yolarım etlerini senin ha. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle babanla? Terbiyesiz. Sen de durduğun yerde duramıyorsun ama Sedat. Kızın yanında söylemeyeyim dedim korkutmamak için. Ya sahiden hırsızsa, tabancayla çıkıverse karşına? Ben de kızın yanında söyleyemedim kardeşim. Hırsız bu eve girerse perişan olur. Cızız biter. Üste para verir çırak çıkar şerefsizim. Tak. Ben saati kuruyorum. Bir saat kadar daha uyuyacağım Serpil. Sabah 7'de halde olmam lazım. Cızız mal girecek. Tamam hayatım tamam, uyu hadi. Babacığım, hırsız var, hırsız. Sus sen aptal. Hırsız var. Şşş, çok konuşma, söyle bakayım. Hırsız ne olmuş baba, kaçmış mı? Ne hırsızı kızım, hırsız mırsız yok. Sabri Bey'in uydurması. Katilin elinde kalıyordu az kalsın. Rezil oldu bütün apartmanı kitapsız. Oh, daha beter olsun manyak. Şu çocukların haline bak, tir tir titriyorlar. Yazık değil mi? Ben tabanca sesini duydum anne. Bu ne canım? Dan dan dan, bir tabancamız eksikti. Allah kahretsin. Kimsenin yüzüne bakamaz artık bu apartmanda. Özür diledi herkesten, kapattı kapısını. Bakar o bakar, utanmaz. Babacığım! Ne var? Hırsız var, hırsız! Başlar işini senin hırsızından ha. Annem de çok fazla abarttı bu konuyu ama baba. Abarttı ha? Kusura bakmasın ama öyle. Geçici bir durum var işte. Çok iyi para veriyorlar, şu işi bırakamıyorum. İyi de kızım, saçını bile tarayacak vakit bulamıyor kadın. Bu kadar da yüklenmez ki bir insana. Sen de abartıyorsun baba. Tamam tamam ya. Biz abartıyoruz. Biz torunumuzu sevmiyoruz. Bakmıyoruz. Öyle bir şey söylemedim baba. Ne olacak peki baba? Ortada mı kalacak yeğenim? Niye ortada kalsın oğlum? Yazık canım. Bana verin onu, ben bakarım. Çok seviyorum. Abla hadi bak, iyisin, buldum bir dadı. Ali bırak sen de gırgırı. Aa, zaten canım sıkkın. Kızım böyle oflayıp buluyorsunuz ama anneni suçlamaya hiç hakkınız yok. Hakkımız var demedik baba. Aa, bıktırdınız kadını. Vallahi apartmandan bile taşınmayı düşünüyor. Eyvah, bu fena işte abla. Canım vallahi ciddi söylüyorum. Verin bana onu, ben bakarım. Evden bile taşınacaksınız ha. Bunu duyduğum iyi oldu. Demek bu kadar sıktık sizi. Ah Aydın ah. Kaç kere söyledim şu evde oturmayalım diye. Baba. Efendim. Demek bizim de çocuğumuz olsa bakmayacaksınız ha. Ya bırakın böyle tatlı şakaları oğlum ha. İyi artık. Annen de beni de duyarsız, taş kalpli birileri yaptınız, çıkardınız be. Her seferinde taşırıyorum şu kahveyi içine baka baka. Kadınların en büyük derdi, ben de taşırırım. O kadar dikkat ederim, bir başımı çeviririm foş. Ay söylemeyin şimdi ben de. Bayılıyorum sizin şu muhabbetinize. Maşallah, tanımasalar kimse gelin kaynana demez. Nazarın değecek Hacer. Maşallah dedim ablacığım. Şevket ne yapıyor? Suyla oynuyorlar. Mama yediriyor dedesini. Ah ne tatlı şey. Onu yemeli asıl. Annem de istiyor ama. Götür bari. Çok zor. Hastanede olmasa. Ne zaman çıkacak hastaneden Nimet Hanım? Haftaya inşallah. Gidecek misin bugün ziyarete? İstiyorum. Bakayım işten vakit bulabilirsem. Yaşına. Yiyorum anneciğim. Aferin. Yemek yemeyen çocuk büyümez. Ne de tatlıymış. Ben büyüyecek miyim anneciğim? Büyürsün ye. Ver bir tane daha. Anan. Ye. Ne de tatlıymış. Bunu attın ama dedeni Bıcırık. Rahat dur biraz. O benim dedem değil oğlum.
Neymiş anladın mı Leylek? Bozmasana oyunumuzu. Sen Galatasaraylı. Özür dilerim. Dolar 690 bini geçmiş baba. Vay be. 150 kuruşmuş babamızın gençliğinde. Mark? Mark 297 bin. Hmm. Annen nerede? Mutfakta Özge ile birlikte. Araları çok iyi. Aman aman maşallah. Allah bozmasın. Konuşmayı. Ver, ver. Ver, ver, ver. Hmm. Ay. Çok nefismiş. Teşekkür ederim anneciğim. Hacem, şu Ergun'a biraz yakınlık gösterin be oğlum. Ne yapıyoruz baba, göstermiyor muyuz? Devamlı ilgi istiyor be oğlum. Bilmez misin huyunu? Çocuk gibi. Kimse sevmiyor beni diye ağlayıp duruyor. Çok da sevilecek bir adam değil açıkçası. Üşütmüş o adamcağız ayol, üşütmüş. Abbas da öyle söylüyor. Ne zaman kime çatacağı, kime bağıracağı belli değil. Allah akıl fikir versin. Neyse işte. Gönlüne göre gidin biraz adamın oğlum. Siz de çok katı davranıyorsunuz. Bir yanağını öpün, hatır sorun, küstürmeyin şu adamı. Olur, yaparız bir şeyler. Kim bu? Bizim Ergun. Başladı yine istifa edeceğim, bu şirkette istemiyorum diye. Hasta o, hasta. Vallahi hasta. Hadi bakalım Soğan'ım, geç kalıyoruz. Siz gidin, bana ne beni deden götürecek. Aa. Tamam tamam, biz anlaştık. Şu kahvemi içeyim gideriz. Hayda. İstifam cebimde. Gelsinler, şimdi vereceğim Şükrü Bey'e. Yapmayın Ergun Bey Allah aşkına. Sizin bu istifa kriziniz her yıl bir kere tutar zaten. Bu sefer öyle değil kızım. Kırıldım diyorum size, anlamıyor musunuz? Kırıldım. Neyin kırıldı müdürüm, affedersin. Sen ne anlarsın dangalak? Neyi kırılır insanın? Kalbim, kalbim. Ne yapsalar tahmin edemezler artık. Bitti. Adamlar daha ne yapsınlar müdürüm, affedersin. Tövbe. Ne yapsalar yaranamazlar ki sana. Şeker gibi insanlar Ergun Bey. Kendilerinden çok bizi düşünüyorlar vallahi. Tabii canım. Siz böyle konuşacaksınız şimdi. Ben şirkete gidince muhasebe size kalacak tabii. Çok ayıp Ergun Bey. Biz bunu düşünerek mi öyle söyledik? Cıvık cıvık konuşuyor işte bacım, affedersin. Nankör nankör. Kendisi adamların kapısını dinler, affedersin. Yine de seslerini çıkartmazlar. Bana bak. Ne dedin sen? Dedim affedersin, dedim. Yalan mı? Kaldırma beni yerinden, fena olur ha. Kalk bakayım hadi, kalk. Aman. Kalk affedersin. Hoş geldiniz. Nasılsınız çocuklar? Sağlığınıza duacıyız babam, affedersin. Hoş geldin. Ne haber Ergun'cum? İyilik efendim, sağ olun. Hala kırgın mısın bize yoksa? Ne münasebet efendim? Ne haddi mi? Ha öyle. Biz kardeş kadar yakınız birbirimize. Surat asmak yok, tamam mı? Tamam efendim, tamam efendim. Eksik olmayın. Gel öpeceğim Ergun amca. Buyurun efendim. E sen de öp. Başın efendim. Aa öyle geçiştirici değil ama. Gel hadi bir sarılalım. Nasıl böyle mi efendim? Ha şöyle. Hadi iyi çalışmalar. Bütün bunlardan sonra hala istifayı düşünüyor musunuz Ergun Bey? Yırtın atın hemen o cebinizdekini. Ondan değil kızım. Küçük bir babasından gizli para isteyecektir benden, garanti. Yazıyorsunuz yine Ergun Bey. Hayret vallahi. Biraz sonra görüşürüz. Fesat bacım, fesat. Bırak affedersin. İyilik yaramaz. İyi günler. Hoş geldiniz Cem Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Ergun Bey? Sağ olun efendim. Nasıl olalım? İyi görünüyorsunuz. İyi maşallah. Görüşemiyoruz son günlerde. Öyle oldu efendim. İş güç. Görüşelim. Bizden bir problem yok değil mi? Yok efendim. Ne problemi? Hayır, bir yanlışımız olursa hemen söyleyin. He? Sarıldım öptüm Ergun amcayı. Aferin. İyi etmişsin. İçimden geldi. Ben o adamı seviyorum be baba. Acıyorum da bazen. Evet. Amca. Gel. Ne gülüyorsun? Yok bir şey. Babamın sözünü yerine getirdim de. Ne yaptın? Ergun Bey'i öptüm, yumuşattım. Küsmüş bize. Sen de mi? Öp öpe bitirdik adamı desene. Kapıda dur o şimdi. Ya gördünüz mü nasılmış Ergun Bey? Gördüm kızım, gördüm. Ah ben ne kötü insanmışım. Neler düşündüm. Ah kafam, ah. Şu melek gibi insanlara bu yapılır mı? Ah, ah, ah şey kafam, ah. Kır kafanı şimdi müdürüm, kır. Kır affedersin. Hak ettin. Bu yeni vergiler iyice işin tadını kaçırdı. Abim gelsin bir toplantı yapalım çocuklar. Piyasa berbat. Ne yapacağız baba? Bilmem ki. Ramazan amca, arkadan yılbaşı geliyor. Yani o kadar kötümser olma. Ocakta açılır işler. Öyle diyeceğim.
Hükümet zamları patlattı. Ek vergi üstüne ek vergi. Evet baba. Cep telefonuna, arabalara. Hadi bunlara lüks tüketim diyelim. Hayat standardı vergisi ne oluyor? Esnafa serbest meslek sahibine bindi. Kazanmasa da ödeyecek adam. Yavru ne oldu, bir durum var? Allah! Saat 11'e geliyor. Vatandaş nasıl yattı uyudu bu kadar? Kalk ablacığım, kalk. İşimiz var. Ne bağırıyorsun kız? Ne oldu yine? Halde herkes bizi bekliyor ablacığım. Daha ne olacak? Kalk kalk. İnsan şu saati kurup uyandırmaz mı vatandaşı? Gelme üstüme şöyle katil gibi kız. Aa, ben de bileyim senin işini. Sabahın köründe kalkınca uyup kalmışız işte. Nerede benim telefon? Ötme kız sen de sabah sabah kot kot kot. Beynimde şimşekler çakıyor zaten. Hor görme öyle yavruyu ablacığım. Kalbini kırarım. Vatandaş onunla gurur duyuyor. Eyvah, eyvah! Sedat, sen hala burada mısın? Katil, katil arıyor, kalk! Ha, katil nerede? Telefonda Sedat, telefonda! Aha, saat kaç olmuş? 11 olmuş. Ah, ben ne yaptım kardeşim, ben bittim. Benden para falan beklemeyin bundan sonra. Öldü babanız, öldü! Ay, saçmalama da şuna cevap ver Sedat. Ne cevap vereceğim ben şimdi buna kardeşim? Yanmışım ben. Aman Allah'ım, ne şanssız adamım ben ya. Ay. Niye çalmadım saat şimdi? Ay ne bileyim Sedat, ne bileyim. Aç şu telefonu da Sedat, konuş şununla. Kızdırma Açayım. Adamı. Alo, buyur canım abicim. Ne oldu kız, açmıyor mu? Açtı ablacığım, açtı. Biz de burada uyuyup kalmışız birader. Neredesin sen? Niye açmıyorsun telefonu? Bir saattir ötürüyoruz zır zır. Haydiyim canım abicim, nerede olacağım? İşimin başında. Duymuyorum ki bu ayıların gürültüsünden. Mal indiriyorlar paldır küldür. Pes pes! Dur. Yavaş biraz! Aa. Sizin yüzünüzden Yavuz abiyle konuşamıyoruz burada. Helal olsun sana birader. Anında işi bitirdin. Bak gördün mü kız, boşuna telaşlandın. Kalbimizi kırdın bizim de. Adam gitmiş zamanında işini halletmiş işte. Sağ ol birader. Vatandaş seninle gurur duyuyor. Ha, ben de geliyorum biraz sonra. Gelme canım abicim. Ben hallederim. Bırak sen kardeşine. Yat uyu dinlenmene bak, anladın mı? Ha. Kapattı. Ah. Ah kardeşim, ah geliyor. Ben ne yapacağım şimdi? Ne bileyim ben. Bittim ben, bittim. Bir iki ışınlayacak şimdi işimin başına. Caferler kedileri besliyorlar Sevim, koş. Allah Allah, bunda ne var acaba? Kadının işini bırakıp niye gelecek şimdi? O şimdiden kafayı bulmuş abi. Yiyorlar mı? Hı, hem de nasıl, hapur hapur. Bizden iyi biliyorlar ağızların tadını. Şu tekil çatlayacak vallahi abi, benden beter. Ağır ol biraz, ağır. Küçüklere dikkat edin, aç kalmasınlar. Fırsat yok ki babalardan, zavallı. Şu tekeli kovu nasıl, tekeli? O çok kedi, duydun mu? Duyduk, duyduk. Buna da karıştı, baykuş. Yapma şunu Cafer, dur yanıma söylemesin. Ya ne yaptık, vurduk mu? Yani korkutmak için şöyle ucuyla... Kapıcı! Buyur! Yapıldı mı asansör? Sevim çarşıya gidecek. Yapıldı, yapıldı, buyursun. Asansör yapılmış Sevim. Nerede senin belanı Cafer abi? Hayret, çıkıp bir şey söylemedi. Ne oldu sahi, hasta mı yoksa? Yok be, ne hastası. Domuz gibi kitapsız. Dün gece yine rezil oldu da bütün apartmana. Hayrola abi? Sabaha karşı hırsız girdi diye çekip tabancayı Cenap Beyleri vuruyordu az kalsın. Yapma be. Kızıl geldi Sevim, koş. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Nasılsın Cemil Bey? Pek keyfim yok bugünlerde. Geleceğim sana. Gel, bekliyorum. Hoş geldiniz Türkan abla. Hoş bulduk Gül. Aferin size. Beni beklemeden beslemişsiniz bile kedilerimi. Anında silip süpürdüler efendim. Bakın. Eyvallah Cafer abi. Hadi işine bak çöpçü, hadi. Merhaba, kolay gelsin. Nazan Hanım gidiyor Sevim. Merhaba, nasılsınız? Epeydir görüşemiyoruz. Evden çıktığım yok ki. Bütün gün torunla boğuşuyorum. Ne güzel. Nasıl torun? İyi maşallah. İyi de ben bittim. Ah ah. Kolay mı çocuk bakımı? Bilgelerin kampanya çalışması var. Ajansı bırakıp gelemiyor. Aydın da bir haftadır radyoda yeniden işe başladı. Yıktılar çocuğu başıma. Nazan Hanım'ın hakkını ödeyemezler vallahi. Ne zaman görsem çocuk kucağında. Bana mı güvenip doğurdular canım? Ama ne canım? Ne oluyor Cafer? Konuşuyoruz. Pardon efendim. Boş bulundum. Neyse başınızı şişirdim. Estağfurullah. Bugün gezeceğim ben de biraz.
Belki bir sinemaya falan giderim. Ara sıra hava değişikliği iyi olur. Güle güle. Güle güle. Buyurun. Sabri Bey bir şey söylemiyor mu kedilere? Ne söyleyecek efendim? Şöyle perdesini açıp dışarıya bile bakamadı dünden beri. Rezil oldu herkese. Tabancalar patladı. Millet birbirine girdi. Aa, buyurun. Allah Allah. Buyurun babacığım. Alo Cafer bile bastı. Çok konuşma bakayım sen. Azarlamayın şunu canım. Çok şeker. Alo buyurun bile bastı. Dün gece neler olmuş Gül? Cafer anlattı da biraz. Sormayın Türkan abla. Neler neler. Hep bunun üçgüzarlığı. Hırsız yakalayacak illa. İyice saçmaladı artık canım. Bütün apartman ayağa kalktı vallahi. Cenap Bey hala kendine gelemedi. Baygın yatıyor adam. Çok şaşırdım. Hastamız var mı Gül? Var birkaç kişi Türkan abla. Hadi bakalım. Buyurun, hayırlı işler. Buraya gel. Buyurun. Bana bak. Gelene gidene akşamki o menhus hadiseyi anlatıyorsun. Duyuyorum. Yeter. Kes artık şu lafı, vallahi paralarım seni. Paralar vallahi, duydunuz mu Cafer Bey? Size söylüyor. Zaten asabım bozuk. Zaten kocamın asabı bozuk ona göre. Hış hış! Oradan mı çıkıyorsun be adam? Anam. Neydin komşu, bana mı laflar? Ne münasebet efendim, estağfurullah. Tamam. Gittin duanı et. İmdat! Sen kaşındın komşu. Niye geldi bu şimdi? Kim geldi? Yengeç geldi, yengeç. Yok ya. Hadi gelsin bakalım. Merhaba. Dur orada bakalım ha. Ne oldu aslanım, bir hatır soralım dedik. Sorma, uzak dur. Nasıl işler? Bak hala soruyor. Sana ne? İtmesene aslanım. Ne demek sana ne? Soracağız tabii. Bu da bizim eniştemizin dükkanı. İdare bize geçti artık. Biz el koyduk. Hadi yaylan bakalım. Tam zamanında el koydunuz vallahi. Helal olsun. Girme şuraya ya. İstemiyoruz seni. Allah Allah. Surat yok ki adamda. Çık dışarı hadi çık. Yapmayın şöyle el kol hareketleri aslanım. Bir şey konuşmaya geldik şuraya. Ne konuşacağız be? Seninle ne konuşacağız? Hadi bakalım hadi. En iyisini yaptınız diyecektim. Böyle altın yumurtlayan tavuk bırakılır mı be? Sultan'a da söyledim. Otursun kocasının yanında. Ne anlar bu işlerden? Zaten eniştemin de 3 günlük ömrü kalmış şurada. Ama siz de ablanıza söyleyin aslanım. Otursun oturduğu yerde. Öyle kapıcı kocasının aklına uyup darbe marbe yapmaya kalkmasın. Batırır marketi vallahi maazallah. Ya? Buyur Halil Bey. Sağ ol. İlaçlardan ağzım acıdı. Orucumu da tutamıyorum. İlaçla oruç mu olur Halil Bey? Tutarsın inşallah. İyileş de bir an evvel. İyiyim çok şükür, iyiyim. Düzeldim. O yılan kızınla oğulların olacak haydutlar seni üzmeseler daha çabuk iyileşecektin de. Atları bassın. Kıracağım boynuzlarını. Şuradan hayırlısıyla bir kalkayım. Soydular, soğana çevirdiler seni. Fare gibi kemirdiler anacığım. Ne gözü doymaz insanlarmış. Hiç acımıyorlarmış sana, hiç. Hele o kızın 2 daire parası yapmıştır senin sırtından. Yok artık, daha neler. Ne sandın? Sen daha gözüm onlara. Hain be onlar, hain. Şurada babamız öldü mü, kaldı mı? İnsan bir arayıp sormaz mı? Gelmesinler, istemem. Bak ben senin yerinde olsam evlatlıktan reddederim vallahi onları. Olmaz olsun öyle evlat. Kaç gündür şunu aldık, bunu sattık diye ne para getirdiler ne hesap. Getirmesinler. Şurada birkaç günüm kaldı. Ayağa kalkayım görür onlar. Kalk Halil Bey kalk. Vur bastonu, yap darbeyi şunlara. Karıyla kızla yiyorlarmış paraları. Buyur abi, hoş geldin. Eviniz de sıcacık maşallah. Dışarıda bir soğuk var ki dondum. Şunları bir güzel sık da içsin eniştem. Tamam. C vitamini, şifa. Kim geldi Sultan Hanım? Ben geldim enişte. Niye geldin iblis? Seni özledim enişte, öpeceğim. Bir de şuradan. Öpme öyle şapur şupur iblis. Özlemiş seni Halil Bey. Vallahi özledim. Şu yanaklar öpülmez mi be? O kim o? Orta Doğu ve Balkanların en hızlı tüccarı.
gıda sanayiinde bir numara. Fakat şimdi markete uğradım biraz enişte. Ne olmuş abi? Yazık yazık. O senin güzel eserini harabeye çevirmişler enişte. Müşteriyi de 3 günde kaçırır bunlar. Böyle babanın öyle beceriksiz oğulları. Patlatacağım ikisini de sizin şimdi gidince. Yine mi meşgul? Meşgul? Bağlanıyorlar internete. Olmaz ki. Müşteri ararsa devamlı meşgul meşgul. Direkt de mi bir şey söylemiyor bunlara? Dinlemiyorlar kızım diye. Almazsam ayağımın altına mübarek gün ikisini de şimdi. Halis'in bir suçu yok enişte. O Galip azdırıyor onu, Galip. Hadi hadi. Sen de müdafaa etme. İkisi de birbirinden hayırsız. Hain bunlar be, hain. Yaptıkları şeye bak iş saatinde. Sakin ol Davutcuğum, oruçlusun. Öfke, sinir sana yaramaz. Ablam doğru söylüyor enişte, aman ha. Nasıl sakin olacaksın? Baksana yaptıklarına. 5 kuruşluk hayırları yok. Cayır cayır telefon. Sen gene de sakin ol. Sen babasın. Sevgili arıyorlar ama internet o işler için değil. Anlat onlara. Bilgiye ulaşmak, kendilerini geliştirmek için kullansınlar. Tam adamını buldun. Çok anlarlar ya. Hep bu Avrupalılar bozuyor çocuklarımızın ahlakını. Daha birliğe girmeden fuhuşu, uyuşturucu soktular evlerimizin içine kadar bak. Ya bir de Avrupa Birliği'ne katılsak neler olacak acaba? Sadece bu kötü taraflarıyla bakamayız Avrupa'ya Davut. Evet, onlar da var ama. Hadi hadi, korumaya çalışma milletini. Zaten domuz gibi görünüyorlar son günlerde gözüme. Aşk olsun Davut. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah işini rast getirsin enişte. Sağ ol kızım. Ne var, sen niye avladın? O da babasına güle güle diyor Davut. Ha? Babası mı? Tövbe yarabbim. Ulan maşallah büyüdü de babasıyla işe bile gidiyor. Ne yapalım? Biraz erken başladı profesyonel hayatı ama kayınvalidenin suratını çekmekten iyidir. Bu namus o, bu namus kadıncağız ne yapsın? Türkan Hanım anlattı da biraz. Hayır, o da orada burada bizi çekiştiriyor. İyi günler gözüm. İyi günler. Ooo büyümüş maşallah. Büyüdü amcası. Gezmeye mi gidiyor babasıyla delikanlı? Radyoya. Birlikte yapacağız programı oğlumla. Hadi bakalım hayırlı işler. Sağ olun size de. Buyurun iyi günler. Sabri Bey'in nesi var? Balkona falan çıkmadı. Hiç bizimle ilgilenmedi. Hasta mı? Yok canım ne hastası. Katil ağzını burnunu dağıttı. Dün geceden de gıcığı vardı zaten. Hak etmiştir ruh hastası. Hem de ruh hastası. Yüzüne karşı hırsız deyince adamın vallahi bir ay kendine gelemez. Çünkü beyin hırsız damadı almış oğlunu gidiyor Sevip koş. Buna da yetişti baykuş. Şişt. Bana bak nereye götürüyorsun o çocuğu? Allah Allah sorması olmaz. Sana ne be adam? İşe gidiyoruz işe. Çocuğu da radyoya götürüyormuş Sevim. Kendisi gibi rezil edecek. Aa, bana bak sensin rezil. Selam verdik tadını kaçırma. Gelirsem oraya. Ay, aman Aydın Bey aman. Kurban olayım. Sarhoş o sarhoş. Ne dediğini bilmiyor. Hadi gel de şişireyim gözünü. Benim adım Cibel. Cevap verdi. O benim chatleştiğim kız değil tertip. Kalk. Sen ne anlarsın hadi. Böyle gibi bakıyorsun öyle. Kalkmıyorum. Arıyoruz işte. Geliyor bak. Yeter ya yeter dedim. Kalkın ikiniz de kalkın şunun başından çabuk. Bir dakika Dilek. Mesaj var. Ben mesaj falan anlamam tertip. Burası bir iş yeri. Telefonu böyle 2 saat meşgul edemezsiniz. Ne diyeceğim ben Davut Usta'ya gelince? Benim işim bitti Dilek. Tertipime söyle o hastası. Şimdi hastası biz olduk değil mi hadi? Çıktı. Ne tatlı kızlar çıktı bak. Pembe pembe. Hani bakayım? Sen bakma Dilek. Bakmıyorum zaten derdim değil. Davut Usta gelince siz vereceksiniz hesabı. Nerede bu kızlar? İşte bak nasıl göğüsler. Hem de çıplak. Amcama söylemezsem. Söyle bana ne? Bakarken iyi ama hadi. O ne? Hem de canlı. Kapat şunu tertip. Amcam gelecek dayak yiyeceğiz şimdi.
Gel. Yersek yiyelim, bana ne? Kapatmam. Yarım saattir arıyoruz bu siteyi. Daha yeni bulduk. Baksana canlı canlı. Bittim be tertip. Yavaş, dilek duymasın. Ben de bittim. Oh! Oh! İşte usta geldi. Eyvah, babam geldi. Hoş geldin Davut usta. Hoş bulduk kızım. Hala o aletin başında mı bunlar? Beni dinlemiyorlar ki Davut usta. O kadar söyledim. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Kalk! O Alman icadı ahlaksızlık makinesinin başından. Çabuk! Kapa şunu tertip, amcam görmesin. Tamam babacığım. Nasıl kapanıyor? Şurada. Tamam. Ne yapıyorsunuz siz? Kaç saattir bunun başında? Neye bakıyorsunuz ha? Cevap ver. Mertçe, Türk çocuğu gibi. Mertçe amca. Vallahi billahi ben bir şeye bakmıyorum, o bakıyor. Yalan söyleme tertip. Tüh, yalan ha? Yalan vallahi babacığım, o bakıyordu. Danimarka'dan bir sevgili bulmuş, evlenecekmiş. Tüh, Danimarkalı hem de. Türk kızı yetmedi. Nasıl anlaşacaksın Danimarkalıyla? Hangi dilden? Anlaştık bile amca. Avrupa Birliği'ne girince Türkçe, Fransızca fark etmiyormuş zaten. Kız bana göz kırpıyor oradan böyle. Ben buradan öpücük atıyorum böyle. Al! Yapma öyle hareketler. Hasbinallah. Yahu siz benim başımın belası mısınız be? Tövbe, mübarek gün. Avrupa Birliği'ne girince her şey serbest ha. Çek kızım şu mızırın fişlerini. Fırlama bakacağım şimdi. Baba, baba. Sus, ağlama. Türk çocuğu ağlamaz. Ben ağlamıyorum amca. Ben ağlıyorum bari. Ben Alman çocuğuyum o zaman. Torunla uğraşmaktan bir türlü gelemedim vallahi, kusura bakmayın. Ne kusuru hayatım? Aşk olsun. Ben de çok özledim torunumu. Bir getirmediler. Korkuyor çocuk senden Nimet. O ne demek ayol? Bana deli muamelesi yapmayın Raşit. Göz mü kırptın sen? Yoo. Farkında değilim vallahi. Ah canım, ne güzel güller getirmiş bana, görüyor musun Raşit? Görmez miyim Nimet? Sana herkes çiçek getirdi ama hiç kimse bu kadar tazesini getirmedi. Ne anlar ayol onlar çiçekten biçekten? Hele o leylek damadımınkiler kokmuş sararmış leş gibi. Şimdi burada yüzüne karşı diye değil vallahi. Nazan Hanım bambaşkadır, her zaman söylerim. Haza hanımefendi. Aman efendim. Yo öyle Allah için. Raşit. Efendim Nimet? Göz mü kırptın sen Nazan Hanım'a? Ne gözü Nimet? Kırptın. Hiç farkında değilim vallahi. Kırptıysam özür dilerim. Aman efendim. Sen görmedin mi? Ben de farkında değilim vallahi. Sapıttı iyice. Bana söylüyor ama kendi gözü kaşı ayrı oynuyor. İyi gördüm ama seni Nimet. İyiyim çok şükür. İğneler çok iyi geldi Nazan Hanım. Karıştırma şimdi iğneleri Raşit. Ne var Nimet? Nazan Hanım yabancı mı? Biz akrabayız. Tabii canım. Bak yine göz kırptın Nazan Hanım'a. Kırptın mı? Kırptım demek. Özür dilerim elimde olmadan. Estağfurullah. Söylüyorum sana şekerim. Bana deli muamelesi yapıyorlar ama asıl bu sapıttı bu. Ben kalkayım artık. Otur canım. Ne güzel konuşuyoruz. Gidersin. Dur sana bir şarkı söyleyeyim. İçimden geldi. Nihansın dideden. Ne yapıyorsun Nimet? Burası hastane. Karışma bana tahta kafa. Söylüyorum. Bana sensiz cihan. Devamlı böyle söylüyor Nazan Hanım. Susturamıyoruz. Ne lazım? Bana hoş geldin Özgeciğim. Siz de hoş geldiniz. Tam zamanında geldim vallahi. Gel kızım gel. Sen de dinle. Görüştün mü doktorla? Görüştüm. Ne diyor? Sağlığı iyi de diyor. Durup şarkı söylüyorsun anne. Herkes şikayetçi senden. Ne? Kim şikayetçiymiş? Hadi göstersinler. Yırtarım vallahi ağızlarını. Anne ne yapıyorsun? aman. Söyledim ama sana Nimet. Ne söyledin tahta kafa? Karşıma anne. Geçip ikide bir göz kırpıyorsun. Vallahi şimdi anne. Senden çıkarırım hırsımı. Ay anne dur. Bu programı sizlere küçük oğlum Barış'la birlikte sunacağız sevgili dinleyiciler. Şu anda kucağımda. Annesinin işten dönmesini bekliyor. Sizlere neler söylemek istediğini çıkarmakta olduğu seslerden anlıyorsunuzdur herhalde. Annesi geldi. Bize el sallıyor. Biz de el sallıyoruz Barış'ın annesine.
stüdyoya girdi. Yanımıza geldi. Barış'ı kucağına alıp kocasının yanağından öptü. Şimdi gidiyorlar. Güle güle. Çok hoş. Naklen yayın vallahi. Ben de bu güzel günü bize yaşatan sevgili kayınvalideme saygılarımı sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Barış'ın üzerinde çok emeği var. Biz de bugünlerde biraz kırgın ama. Oo, annem bunları dinliyorsa akşama işimiz var. Niye? Çok şeker ama. Hah, geliyorlar. Ay canım. Ver bana abla. Eniştem döktürüyor yine. Çılgın. Ne yapmış? Hiçbir şey yapmamış. Babasının kucağında uslu uslu etrafı seyrediyordu. Canım. Kartal o kartal. Kimin yeğeni? Oğlum Barış, dayısına emanet şimdi. Hmm. Dayısı, Barış'a sahip ol, tamam mı? Tamam enişte. Şu enişteme bazen kızarız, takılırız ama tatlı adam. Programı da öyle. Hayatın içinden sıcak, canlı. Bakalım bütün bu olanlara evdekiler ne diyecek? Hoşçakalın, iyi geceler.